like a Hellcat. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Bugünkü videomda arkadaşlar, ben az önce yaptım, kutusunu açtım, testinde şey yaptım. Bang Bang Tobacco'yu arkadaşlar, bunu tanıtacağım. Bunun tadım testini şu an şey yapacağım. 100 gram kadar aldım. Adana piyasasında bu 30 liraya satılıyor arkadaşlar. Yani kilosu 300 liraya kadar alınıyor. Arkasında çok çok güzel bir şekilde kullanım, son kullanım tarihi, üretim tarihi var. Alırken kutunun şu kısmında arkadaşlar görüyorsunuz bandrolü vardı kapağında. İçini açtığında arkadaşlar sizi bir poşetle karşılıyor. Ve o poşetin içerisinde arkadaşlar yine kendi poşeti var. O poşetin üstünde de arkadaşlar bandrolü var. Bilginizde olsun. Ürünümüz bandrolü bir ürün. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Hani şöyle bir kapı falan arkadaşlar bakın kabartılı şekilde şey yapmışlar. Can canlı olmuş, güzel olmuş. Arkadaşlar kutu olarak çok güzel bir kutu. Onu söyleyeyim öncelikle. Bandrolü olsun, dışarıdaki şu kapak güvenlikli bandrolü olsun arkadaşlar. Son tüketim tarihi olsun. Ve en çok ilgimi çeken ve hoşuma giden şu oldu arkadaşlar. Nikotin oranı 0.05. Yani Starbuzlar'daki nikotin oranı aynı arkadaşlar. İçerisinde tobacco var diyor, yani tütün var. Onun dışında honey var diyor arkadaşlar, yani bal var diyor. Gliserin var ve flower diyor arkadaşlar, yani çiçek türleri var diyor. İnternet adresinde koymuş. Made in Jordan diyor. Jordan'da şey yapılıyormuş. Güzel. Kutusu çok hoşuma gitti. Sevdim. Güzel bir tadı var, hoş bir tadı var. Kötü değil. Ben sevdim. Yani yalnız şu an şöyle söyleyeyim. Biraz fiyatı pahalı gibi geldi tadına göre. Çünkü ben diyorsunuz Starbuzz da var benim elimde. Bunun da tadını bakmıştık beraber. Videolarımda izleyebilirsiniz. Linkini koyarım. Yalnız bir de Starbuzz'ın arkadaşlar bundan sonraki videomda Starbuzz'ın Menon Blue'suyla kıyaslayacağım bunu. Bakalım o nasılmış. Yalnız o videoda bugün Coşkun burada yoktu. Bugün ben bu videoyu tek çekiyorum arkadaşlar. Coşkun'la beraber yani biraz daha objektif olsun, iki kişi olsun diye. Starbuzz'la beraber bir sonraki videomuzda arkadaşlar, ileriki günlerde arkadaşlar size bunu paylaşacağız beraber. Yani Bang Bang Blue Melon'la Starbuzz Melon Blue'yu Coşkun'la beraber arkadaşlar kıyaslayacağız. Kavun tadı var. Başarılı olmuş kavun tadını vermede. Şimdi bala gelecek olursak, bal biliyorsunuz aslında ağır bir aromadır. Onu size söyleyeyim. O ağırlık burada yok. O bir kere hoş olmuş. Onu söyleyeyim. Yani bir size arkadaşlar bir bala boğmuyor yani. Yalnız içerken arkadaşlar bir keskinlik var. Onu tam çözemedim. Keskinlik şu arkadaşlar, bir nanenin keskinliği gibi değil ama. Yanlış aklınızda böyle bir şey olmasın. Böyle dolduruyor ciğerlerinizi, hissediyorsunuz ve daha da çekesiniz geliyor. Ama sanki bir yerde sizi kesecekmiş hissi uyandırıyor içinizde. Yani sanki kesileceğim hissi gibi bir his uyandırıyor. Bunu ben pek olumlu bakmadım bu yönde. Hoş, rahat bir şekilde içiyorsunuz. Ama dediğim gibi Starbuzz'a daha kıyaslayamadım. Onu kıyaslayacağım. Alınacak bir tütün, alınmayacak bir tütün değil. Ama fiyatı bana biraz tuzlu geldi. Yani biraz pahalı, onu söyleyeyim. Yani bir 30 lira yerine bir 20 lira olsa, 18 lira olsa alınabilir. Yani kilosuna ben bunun, şimdi Arjin'in kilosu Adana piyasasında 200 lira. Arjin'in 200 lirayken arkadaşlar, buna 200 lira vermek biraz gamsızlık olur. 170 lira, 160 lira verebilecek bir tütün şu anki benim düşüncem. Ama bakalım. Sonuç olarak böyle arkadaşlar alıp deneyebilirsiniz. Bana bunu
Bir yorumcum söyledi arkadaşlar. Dedi abi dedi bang bang alıp deneyebilirsin dedi. Nikotin anısından buzdan dedi. Denedim. Teşekkür ediyorum ilgine ve yorumuna. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.